Bu raporun Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti adına hiçbir karşılığı, hiçbir anlamı, hiçbir değeri bulunmamaktadır. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporu büyük tepkiyle karşılandı. Türk yargısına hedef alan Her rapora yanıtı işiniz. Adalet Herif. Bakanı Abdülhamit Gül verdi. Türkiye'ye karşı ön yargılarla dolu bu rapor, tarihe Avrupa'nın bizatihi kendi değerlerine yabancılaşmasının belgesi olarak geçecektir. Gül, metnin yok hükmünde olduğunu vurguladı. Bizim açımızdan kabul edilebilir, hükmü olan bir metin, bir belge değildir. Bir de gönderme yaptı Adalet Bakanı. Dostluk iddiasında olanların Türkiye'nin bekası için atılan adımlardan rahatsız olmaması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin varlık ve bekasına yönelen tehditlere karşı yapmış olduğu mücadele meşru mücadeledir, zorunludur ve yerindedir. Bekası için üstüne titrediğimiz şey adil devlettir, özgür millettir güçlü Türkiye'dir. Bunlardan hiçbiri dostluk iddiasında olanları rahatsız etmemelidir. Raporun Avrupa Parlamentosu'nda onaylanmasının ardından ilk tepkiyi Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın verdi. Sosyal medya hesabından Avrupalı siyasetçilerin popülist ve vizyonsuz tutumu olduğunu belirtti. Avrupa Parlamentosu tarafından oylanan, hiçbir bağlayıcılığı olmayan, tek taraflı ve objektiflikten uzak bu karar bizim açımızdan yok hükmündedir. Avrupa Parlamentosu da seçimlerle Meclis Başkanı Mustafa Şentopsa Avrupa'ya fastan mesaj yolladı. Avrupa Parlamentosu'nun kararı anlaşılabilir bir karar değil, ön yargılara, haksız, mesnetsiz gerekçelere dayanmaktadır. İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği 14. Konferansı'na katılmak üzere Fas'ın başkenti Rabat'ta bulunan Şentop, Avrupa Parlamentosu içerisindeki ırkçı, aşırılık yanlısı siyasetçilerin öncülüğünde hazırlanmış bir karar dedi. Avrupa Parlamentosu içerisindeki ırkçı, aşırılık yanlısı siyasetçilerin öncülüğünde hazırlanmış olan bir karardır.